Merhaba sevgili Siyer Türk izleyicileri, dünyadan ve Çin'den en son teknoloji haberleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye karşı sıkı yaptırımları resmen yürürlüğe girdi. Yaptırımlara göre tüm küresel şirketlerin Çinli telekomünikasyon devine yarı iletkenler ve ekran panelleri gibi bileşenleri tedarik etmesi resmen yasaklandı. Yaptırım ardından Samsung, SK Hynix, TSMC gibi bazı büyük uluslararası yarı iletken üreticilerinin kısıtlamalara uymak için Huawei'ye gönderilerini durdurmak zorunda kaldıkları açıklandı. ABD'nin hedefi Çin'in küresel olarak teknolojik rekabetini köreltmek. Kanıtlanmamış ulusal güvenlik endişelerini öne süren ABD yaptırımları uluslararası ekonomik ve ticari kuralları da büyük ölçüde ihlal ediyor. Ki geçtiğimiz günlerde Dünya Ticaret Örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı uyguladığı yaptırımların haksız olduğunu bir kez daha dile getirmişti. Küresel sanayi ve tedarik zincirleri bu haksız yaptırımlarla birlikte büyük bir bozulmaya uğradı. Yalnızca Huawei'nin değil, aynı zamanda satışları ve gelirleri için büyük ölçüde Çin pazarına bağlı olan çok uluslu şirketlerin de çıkarları baltalanmış oluyor. Huawei'nin ABD'nin kısıtlamalarıyla başa çıkmak için kendi kendine yeterlilik programı başlattığı biliniyor. Başlangıçta ABD teknolojisini hiç kullanmayan dizüstü bilgisayarlar ve tabletler Huawei tarafından piyasaya sürülmüştü. Keza bunun ardından Huawei'nin kurucusu ve CEO'su olan Ren Jinfei, "Hayatta kalma arzusu bize kendimizi kurtarmanın bir yolunu bulmamız için ilham veriyor. Hala kişisel gelişim ve açıklık yoluna bağlı kalmalıyız" ifadelerine yer vermişti. Bu çözümü destekleyen unsurlar şirketin 90 bin teknoloji işçisini, istihdam eden operasyonlarını ve yıllık 15 milyar doları aşan Ar-Ge bütçesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmış durumda ki tüm bunlar yüz milyonlarca kullanıcısı olan devasa iç pazarla birlikte Huawei için mevcut fırtınayı atlatıp daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabileceği konusunda da bir umut ışığı yansıtıyor. Yine de Çin, küresel olarak bilim ve teknoloji harcamalarının öncülerinden biri olmasına rağmen temel araştırmaya yaptığı harcamalar, yeniliğin temelini oluşturan brüt Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %5'inde kalırken ABD için bu oran ise %15'ten daha fazla. Bu arada işletmelerden ve toplumdan temel araştırmalara yapılan yatırım batıdaki teknolojik olarak gelişmiş ülkelere kıyasla yine de daha düşük. Bu durum karşısında Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ulusu temel araştırmaları güçlendirmeye ve çığır açan yeniliklere öncülük etme konusunda büyük atılımlar yapma çağrısıyla devam etmişti. ABD yönetimi yüksek teknoloji hegemonya bayrağını göstererek kendi siyasi çıkarları için bencilce ve pervasızca hareket etmeye her ne kadar devam ederse etsin bu durum Huawei'yi pek o kadar da etkileyecekmiş gibi gözükmüyor. Çünkü getirilen her yeni yaptırım Huawei'nin bir adım daha teknolojide kendisini geliştirmesine yol açıyor. Huawei'nin karşı karşıya olduğu korkunç durum yine göz önüne alınacak olursa Çinli yüksek teknoloji şirketlerinin temel görevi araştırma ve teknolojilerde kendine güvenmeye devam etmeleri için bir uyandırış görevi de üstlenecek. Dijital teknolojilerin ortaya çıkışı insanların hayatlarını yeniden şekillendirdi ve dünya için bir fark yarattı. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise birçok dijital araç mahremiyeti ihlal etmek için de kullanıldı. Veri güvenliği riskleri tüm ülkelerin ulusal güvenliğini, kamu çıkarlarını ve bireysel haklarını korumak için giderek artan bir küresel hareket planına gerek duydu. Son yıllarda dijital güvenlik sorunları dünya çapında önemli bir endişe kaynağı haline geldi ki, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan 2019 Küresel Riskler raporuna göre siber saldırılar, büyük veri dolandırıcılığı ve tehditleri 2 yıl üst üste en büyük 5 küresel risk arasında yer aldı. Bir süredir uluslararası toplum dijital güvenlik sorunlarının ortaya çıkardığı zorluklara bir çözüm bulma konusunda ileriye dönük adımlar atıyor. Geçen yıl Haziran ayında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bir panelde dijital teknolojilerin faydalarını en üst düzeye çıkartmak ve zararlarını en aza indirmek için öneriler sunuldu. Dünya çapında bu konuda ilerleme kaydedilmesine rağmen siber uzay, kişisel mahremiyete ve ulusal güvenliğe zarar veren çifte standartlar ve hegemonik uygulamalar yeni bir alan olarak bazı ülkeler tarafından kullanılmaya başlandı ki bunların başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor.
Amerikalı bilgisayar uzmanı ve eski merkezi istihbarat teşkilatı, bunun yanı sıra ulusal güvenlik dairesi çalışanı olarak da görev yapan Edward Snowden, daha önceleri yaptığı bir açıklamada ABD'nin insanları gözetlemek için Prism adlı bir programı kullandığını söylemişti. Bunu online olarak kullandığını ve insanların bilgisayarlarına, cep telefonlarına, mail adreslerine kadar sızarak istihbarat topladığını söylemişti. Bu belgeler WikiLeaks tarafından da yayınlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri uzun süre bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmazken, ironik bir şekilde Washington'daki bazı politikacılar bugün sözde temiz ağ programını lanse ederek dijital güvenlik bahanesi altında Çin'deki Huawei gibi firmalara suçlamalar yöneltiyor. Bu tür eylemler küresel dijital güvenlik kurallarını oluşturma ihtiyacını her zamankinden daha acil hale getirmiş durumda. Geçen haftanın başlarında Çin Halk Cumhuriyeti veri güvenliği konusundaki küresel girişimini ele alan bir sempozyumda çok taraflılığı sürdürme, güvenlik ve kalkınmayı dengeleme ile birlikte adaleti sağlama gibi üçlü bir ilkeyle uluslararası kamuoyunun önüne çıktı. Bu girişimle birlikte Çin'in dijital güvenliği korumak için herkesle birlikte çalışma konusundaki kararlılığının ve samimiyetinin altı bir kez daha çizilmiş oldu. Çok taraflılığı desteklemek küresel anlamda dijital yönetişimin geliştirilmesine yönelik de ilk adım olarak söylenebilir. Karşılıklı büyümeyi sürdürmek amacıyla ülkeler ortak bir zemin bularak farklılıklarını rafa kaldırma fırsatı da bulmuş olacak. Veri güvenliğini korumak sağlam ve güvenli bir dijital büyüme için bir ön koşul olduğundan dünya çapındaki ülkeler de güvenlik ve kalkınmayı dengelemenin önemini göz ardı etmemeli ve Çin'in önerdiği bu dijital inovasyonda yerlerini almalılar. Teknovadi'nin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.